Merhaba değerli öğrencilerim. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji'nin 4. sınıf Türkçe dersinde ismin yerine kullanılan kelimeler yani zamirler diye bir adı da adıdılar konusunu şimdi sizinle hep birlikte işleyeceğiz. Öncelikle zamir nedir? Önce bunun bir tanımını yapalım. Daha önceki derslerimizde de sizlere bu konuyu ben örneklerle anlatmıştım. Hatırlarsanız, şimdi tekrar bunu baştan bir tanımlamasını yapıp örneklendirelim. Zamir, isim olmadığı halde cümlelerde ismin yerini tutan kelimelerdir. Ya da bunlara adıl da diyoruz. Zamirler değerli öğrencilerim iki çeşittir. Sözcük durumundaki zamirler yani adıllar, ek durumundaki zamirler. Biz öncelikle sözcük durumundaki adıllardan başlayacağız anlatmaya. Şimdi burada sözcük durumundaki adıllar birinci tekil şahıs, ikinci tekil şahıs, üçüncü tekil şahıs, sonra birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul şahıs diyerekten biz bunları bir öğrenelim. Birinci tekil şahıs ben, ikinci tekil şahıs sen, üçüncü tekil şahıs o. Birinci çoğul şahıs biz, ikinci çoğul şahıs siz, üçüncü çoğul şahıslar onlar. Şimdi arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, bunları örnekleyelim sizlerle birlikte. Birinci tekil şahıstan başlıyorum. Ben okuldan döndüm. İkinci tekil şahıs, sen yüzünü yıkadın mı? Üçüncü tekil şahıs, o için. O dersine çalıştı. Birinci çoğul şahıs bizdi. Biz pikniğe gideceğiz. İkinci çoğul şahıs siz. Siz yemeğinizi yediniz mi? Üçüncü çoğul şahıs onlar. Onlar tatilden döndüler. Evet değerli öğrencilerim, şimdi zamirler konusuna yine devam ediyoruz. Varlıkların yerini tuttukları halde hangi varlığın yerini tuttuğu açıkça bilinmeyen yani belirsizlik bildiren kelimeler de ismin yerine kullanılan yani cümlede ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler hangileridir? Şimdi bunları açıklayacağım size. Herkes, kimisi, bazısı, çoğu, hepsi, birisi, bir kısmı, tümü, başkası, birkaçı, hiçbiri gibi kelimeler cümle içinde ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Şimdi bunları örnekleyelim değerli öğrenciler. Bazıları dün eve dönmüş. Kimisi erken uyanmış. Tümü ödevlerini yapmış. Birkaçı uzaktan geldi. Herkes hazırlığını yapmış. Hepsi tatile gitti. Hiçbiri yoktu. Bir kısmı ütülendi. Şimdi arkadaşlar, burada bir belirsizlik var değil mi? Bazıları diyor, kimisi diyor, herkes diyor. Yani burada Ayşe, Fatma gibi hani belli bir kişi yok. Belirtme yok ama genellikle belirsizlik var. İsim yerini tutan belirsizlik var. Ayrıca bazı kelimeler ismin yerini soru yoluyla tutarlar. Soru yoluyla tutan kelimeler şunlardır. Kim, kimi, ne, neyi, nereye, nereyi, hangisi, ne kadar gibi kelimeler cümle içinde ismin yerini soru yoluyla tutar arkadaşlar. Şimdi bunları örneklendirelim değerli öğrencilerim. Bunları kim aldı? Çantada ne var? Hangisi senin? Kimi gördün? Nereyi temizledin? Evet değerli öğrencilerim. Şimdi geldik. Başka kelimelerde durum farklı oluyor. Bazı kelimelerde vardır ki atların yerini belirterek yani işaret ederek, işaret yoluyla cümle içinde atların yerini tutuyorlar. Bu kelimeler şunlardır değerli öğrencilerim. Bunu, şunu,
Onları, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki gibi kelimelerdir. Bunları örnekler içinde cümlede örnek vererek kullanın değerli öğrencilerim. Şunu tanımıyorum. Şimdi burada belli bir isim var mı? Hani isim olarak Ayşe, Fatma, Elif gibi herhangi bir isim yok. Şimdi şunu diyor, işaret yoluyla dedik ya çocuklar, işaret yoluyla ismin yerini tutar diye. Şunu tanıyorum. Bunu gördün mü? Ötekileri hazırla. Onları temizleyip ver. Bunları alıyorum. Mesela bunları alıyorum da. Şimdi bir manava gittik. Oradaki alacağımız sebze meyveden seçtik. Manavda bulunan görevli bize hangisini alıyorsunuz diye sordu. Siz de işaret ederek şu şekilde bunları alıyorum diyorsunuz. Yani meyvenin ismini söylemiyorsunuz da işaret yoluyla bunları alıyorum diyorsunuz. Şimdi yine aynı. Beriki çok ince. Yine diyelim ki annemiz bize örgü yapmak için örgü tığları almamızı söyledi. Şimdi iki tane tığ var. Annemiz de bize biraz kalınca olsun tığlarım demişti. Şimdi satıcı önce belki inceyi göstermiştir. Biz de hani o tığlar çok ince demeyiz de beriki çok ince. Hani bunu almıyorum, berikini almıyorum, çok ince şeklinde tığ yerine beriki diyebiliyoruz. Değerli öğrencilerim, başka bir video çekiminde sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.